Merhabalar, Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün bu iğne oyasının yapılışını sizlerle paylaşacağım. Kullanacağımız malzemelerimizi hızlıca bir göz atalım. Yeşil iplik kullanacağım ve çiçeklerimi yapabilmek için 3 farklı renk iplik kullandım. Yazmanız uygun olacak şekilde iplerinizi siz belirleyip kullanabilirsiniz. Oyamızın alt kısmını yeşil iplikle öreceğiz ve üzerine dediğim gibi çiçeklerimizi yapacağız. Öncesinde ufak tefek hatırlatmalarımı yapayım yine. Abone olmadıysanız henüz abone olmayı unutmayın. Ne tür videolar istiyorsanız onları bana videonun yorum kısmından söyleyebilirsiniz. İğne oyası videolarının devamını gelmesini istiyorsanız da beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Oyamızın yapımına yavaş yavaş geçelim. Öncelikle oyamızın alt kısmını oluşturacağız. Yani zürafa yaparak zemini hazırlamamız gerekiyor. Zürafa yapımını ekranın sağ üst köşesine ve videonun altındaki yazılı açıklamaya ekleyeceğim. Oradan tıklayıp zürafa yapımını öğrenebilirsiniz. Şimdi motiflerimizin ara kısmını oluşturacak mesafeyi kurmamız gerekiyor. Şöyle iniş ipini bir kere sayıyoruz. 2, 3, 4, 5 tane boş zürafa bırakarak ilerliyoruz. Ben şimdi bu zürafaları yaptım, hazırladım. Devamını sizlere göstereceğim ama sıfırdan başlıyorsanız tam olarak bu noktadan başlayabilirsiniz. Bir tane zürafa yapıyoruz fakat bu diğer zürafalardan bir tık daha büyük olacak şekilde hazırlıyoruz. Çünkü üzerine daha fazla işlem yapmamız gerekiyor. Çok da fazla büyük olmasına gerek yok. Zaten bir tane yaptıktan sonra gerekli olan büyüklüğü ayarlayacaksınızdır muhtemelen. Şimdi yapmış olduğumuz zürafanın sol kısmına çıkıp düğüm atıyoruz. Başlangıçta, bakın ben şimdi devamı olduğu için buraya düğüm atarak devam edeceğim. Fakat başlangıçta direkt olarak kelebek kanadı, yani sinek kanadı da denen işlemi yaparak başladım. Hemen ben şimdi bağlantıyı yapayım. Size onun tarifini de göstereceğim. Bağlantıyı da bu şekilde sol tarafa yaparak, yani şuradaki kirpiğin o tepesine batıp düğüm attım. Ortasına bir tane kirpik yapıyorum. Küçük olacak şekilde, çok büyük değil. Ardından kaldığım yerden devam etmek üzere iniyorum tekrardan zürafanın üzerine. Dediğim gibi başlangıç buradan itibaren. Şimdi bir tane küçük boy öncelikle kirpik yapıyoruz. Dörtlü kelebek kanadı yapacağız. Yapmış olduğumuz kirpiğin tepesine çıkıp düğüm atıyoruz. Ardından iniyoruz tekrar zürafanın içerisine. Kelebek kanadımızın ilk katını oluşturduk. İkinciyi de oluşturuyoruz hemen. Son ipin tepesine çıkıp düğüm atıyoruz. Tekrar zürafanın içerisine iniyoruz. Dörtlü kelebek kanadı dediğim de nedir onu da size tarif edeyim. Kaç tane düğüm varsa burada o kadar kademeli oluyor. Yani 1, 2, 3, 4 düğümlü olduğu için dörtlü diyorum ben buna. Yine son ipin tepesine çıkıp düğüm atıyorum. İniyorum tekrar zürafanın içerisine. Yeniden son ipin tepesine çıkıp düğüm atıyorum. Ve iniyorum tekrar zürafaya. Kelebek kanadımız oluştu. Bu şekilde. Düz durması gerekiyor bu modelde. Buradan itibaren öncelikle bir tane büyük boy kirpik yapmamız gerekiyor. Yaklaşık şöyle şu boyda, yani 3. düğümün büyüklüğüne gelecek şekilde bir tane kirpik yapmamız gerekiyor. Yine aynı noktaya yapıyoruz bunu. Bu şekilde ipimi tutuyorum ve düğümümü öyle atacağım. Şöyle ayarlıyorum ve sıkıyorum düğümümü. Bu şurada üzerine düğüm attığım kirpik oluyor. Yeniden yazma kenarına iniyorum. İpim yavaş yavaş kısaldı. Şimdi ekleri nerede yapabilirsiniz bu oyada, onu da sizlere göstereceğim. Ardından iniş ipiyle birlikte dediğim gibi 5 tane zürafa sayıyorduk. Yani 4 tane daha yapacağım zürafa. Toplamda iniş ipiyle birlikte hepsi 5 oluşturacak. Şu an 4 oldu ve 5. Bu modelde sağda solda fazla düğümlerin gözükmemesini istediğim için ideal durum şudur. Kelebek kanadını yapacağım motifin alt kısmına bu şekilde çift düğüm atıyorum. Bu zürafayı oluşturup burada ipimi kesiyorum.
Şimdi ben ipi ekleyeceğim. İpi ekledikten sonra tekrardan buluşalım. Buradan itibaren ipimi alıyorum. Bu ipin ekleniş kısmını nasıl yaptığımı genelde çok soruyorsunuz. O yüzden size de gösteriyorum fırsat oldukça. Hemen hemen 4-5 videoda bir göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde ipimi alıp zürafanın üzerine denk getiriyorum öncelikle. Başlangıç ve sonlarda bu şekilde iğnenin etrafına ipi 2 kez dolayarak düğümleri atıyorum. Diğer noktalarda bir kere dolamak yeterli oluyor bende. Eğer çözülür diye endişe ediyorsanız 2 kere de dolayabilirsiniz ama ben hiç çözüldüğünü görmedim. Sıkıntı yaşamadım yani. Şimdi buraya geldikten sonra buradan itibaren dediğim gibi burada yapmış olduğumuz büyük zürafanın büyük kirpiğin üzerine çıkıp düğmemizi atıyoruz. Ortalıyoruz. Ardından bu ortadan iğneyi geçirerek buraya bir tane küçük kirpik yapıyoruz. Bu kirpiğin içerisine daha sonra rengarenk çiçeklerimizi yapacağız. İyice elimizi düzledikten sonra tekrar iniyoruz zürafanın içerisine. Bu şekilde buradaki kirpik de tamamlanmış oluyor. İyice sıkıyoruz. Şöyle ayarladık. Bitti. Şimdi buraya bir tane hemen burada yapmış olduğum gibi dörtlü kelebek kanadı yapacağım. Ve ipimi keseceğim. Çünkü oyanın devamında artık aynı işlemden tekrar yaparak ilerliyoruz. Zaman kaybetmemek açısından burayı hızlıca geçeyim. Renk değiştireceğim. Ve çiçeklerimizin yapılışını hep birlikte göreceğiz. Sıra turuncu ipteydi. O yüzden kaldığım yerden devam ediyorum şimdi çiçeğimizin yapılışına. Ortada yapmış olduğumuz kirpiğin üzerine düğüm atarak başlıyoruz. Ardından 3 tane orta boy kirpik yapıyoruz. Üçü de eşit büyüklükte olacak. Şöyle tekrardan elitüsü verelim, düzenleyelim. Düzelttikten sonra soldan sağdan sola doğru özür dilerim. Bu şekilde kirpiklerimizi iğnemizden geçiriyoruz. İp iğnenin üzerine alıp düğüm atıyoruz. Üçünü de topluyoruz bir düğüm sayesinde. Tekrar zürafanın yeşil kirpiğin içerisine inerek düğüm atıyoruz. Fakat bu dönüşteki ipi bilhassa bilerek bu şekilde biraz büyük yapıyoruz. Şu ipi biraz büyük olmasını sağlıyoruz. Ardından öncelikle bir toparlıyoruz. Aynısını tekrardan yapıyoruz. Kaldığımız yerden yine 3 tane küçük kirpik yapıyorum. Kirpikler bittikten sonra aynı işlemi buna da uyguluyorum. 3 kirpiği de bir düğüm sayesinde tepesinden toparlıyorum. Ve inerek çift düğüm atıyorum şimdi ipimi keseceğim için. Şöyle ipleri keseyim. Son haline bakalım. Zaten bir tane daha çiçek yapmam gerekiyor. Ben hızlıca onu da yapacağım. Oyamı da ütüledikten sonra son halini hep beraber göreceğiz. Çiçeğimiz böyle oluyor. Şu şekilde. Burası ters yönü ördüğümüz yön. Çevirince burası düz olacak. Şöyle göstereyim. Net görebiliyorsunuzdur umarım. Şimdi hemen hızlıca sanırım evet turkuaz renginde bir tane yapmam gerekiyor. Sıra bu renkte. Bunu da yapayım. Hemen hep beraber sonucu görelim. Gördüğünüz gibi oyamız bitti. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Anlatımımı net bulup faydalı bulduysanız videonun beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Ara ara bu tarz modeller paylaşmaya çalışacağım yine. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Yeni oyası mı istiyorsunuz? Tığ oyası mı? Ne tür videolar istiyorsanız bunu bana yorum kısmından söyleyebilirsiniz ve devamlı istiyorsanız mutlaka beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterin.
Şimdilik size iki tane video bırakıyorum videonun sonuna. Onları izleyebilirsiniz. Haftaya yeni bir modelle buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.